The World Health Organization has declared that a fast-spreading new variant of the highly infectious disease. Türkiye için de bir büyük felaket anlamına gelecektir. Son günlerde çok konuşulan ve toplumda sinsice yayılan bir hastalık Z virüsü. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Z kuşağıyla çok iç içe olanların özellikle dikkatli olması öneriliyor. Bazı uzmanlarsa korkulacak bir şey olmadığını iddia ediyor. Önemli olan korunmak virüsten. Nasıl korunalım? Burnumuzu ve ağzımızı çalkalayıp tükürün. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. İstanbul'da yaşayan bir aydınlatma tasarımcısının hikayesine bakılırsa durum tam böyle değil. Küçük küçük şeylerle başladı. Anlayamadık başta. Mustafa? Ne yapıyorsun oğlum? Hayatım ne olacak diye düşünüyorum. Önce önemsemedik, geçer diye düşündük. Ama iş orada kalmadı. Abi neredesin ya? Dün biraz partiledik, uyuyakalmış. Partiledin. Çok iyi ya. İyice umursamaz biri oldu. Abi keyfin yerinde bakıyorum. Sponsor bakıyor musun? Batıyoruz çünkü de. Ya boş ver be abi. Önemli olan eğlenmek. Eğlenmek mi? Bana bir 800 ateşlesene. Askerisini ödeyeyim kartı. Askerisini. Askerisini? Asgari olmasın abi. Mustafa adamlar 3 kere aradı. Acil fatura lazım demiştim. Ne oldu o iş? Ya ben onu unuttum abi ya. Unuttun mu? Ya ben haftayı hallederim. Merak etme. Okey to bendesin. Haftaya mı? Abi ne haftası? Adamlar acil arıyor diyorum ya. Ülker. Mental olarak hazır hissetmiyorum abi kendimi. Yani bu arkadaşım bu adam benim. Ortağım ya. Yavaş yavaş konuşması değişmeye başladı. Oğlum video efsi olmuş lan. Miko, Miko. Ateş yanıyor. Abi ofis çok down oldu ya. Ben kaçan zi. Akşam after after bir şeyler var mı? Yemek zevki değişti. Yani hiç yemediği şeyler yemeye başladı. Yaren. Aşko çok acıktım ya. Bana 3 tane zurna dürüm söyler misin? Size bulaşmasından korkmuyor musunuz? Ben bağışıklıymışım. EYT'lilere bulaşmıyormuş dediklerine göre ama yani doktorların yalancısıyız. Yani devletten yardım bekliyoruz açıkçası. Programlarını yapamıyor artık. Devlet uyutun diyor ama şimdi bunca yıllık dostumuzu nasıl uyutalım yani? Allah'tan abonelerimiz var. Patreon'dan destek toplayıp zurna dürüm veriyoruz. Bakmaya çalışıyoruz yani. Yani 90'lara baktığımızda böyle bir problem yok. Yozlaşmış bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Bu sorunun devlet tarafından çözülmesi gerekiyor. Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır inşallah. İnanılmaz bir patron. Daha henüz yüzde gelmedik ama her dakika reelslaşıyoruz. Bayılıyorum onunla reelslaşmaya. Hatta şimdi 60 bir şeyler. Bütün gün telefona bakıyor. Ama tanıyamıyorum artık. Daha çok duygunun arkadaşı gibi. Abi Mustafa'nın yeni hali şako mu? Şako mu? Netflix'in bütün kataloğunu çarpı 3 hızlı izlemiş adam. Wow! Korkunç bir medya tüketimi başladı. Bütün YouTube'u seyredeceğim diye tutturdu. Her şeyi dikey seyrediyor. Yani paradan çok iyi anlardı. Şimdi ona da hiç kafası basmamaya başladı. Abi bütçeye baktın mı? Ne yapacağız bu işten? Ne kadar kazanalım? Abi 5000 lira iyi para ya. 5000 mi? Evet, zaten eğleniyoruz abi, takılıyoruz işte. Oğlum ne 5000'i? Buranın kahve masrafı o kadar tutuyor zaten. Abi zaten biz burada boş boş oturuyoruz yani, iyi para 5000. O zaman 2000'e yapalım. Olur abi, yaparız. Korkunç bir hastalık ya. Kimseye önermiyorum. Bence abartılıyor. Böyle şeyler çok oldu. Olmaya da devam edecek. Hayata devam etmeliyiz. Böyle yaşanmaz yani bence. Ben rahatım açıkçası. Peki kendisi nerede şu an? Ne yaptınız? Arka bahçeye bağladık mecburen. Daha ne kadar böyle yaşatacağız bilmiyorum. Çok yani konuşamayacağım ya. Yani çok özür dilerim. Kestik. Y
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi korkulan bu virüsün dünyaya hızla yayılması. Hükümet halka dikkatli olunması çağrısı yapıyor ama uzmanlar da ne yapılması gerektiği konusunda kararsız. Elimizde Gen Z virüsüne karşı bir panzehir var. Şu anda bu aşı bütün dünyanın peşinde olduğu bir aşı. Tabii böyle olunca bizim açıklamamızı, bu aşıyı üretmemizi istemiyorlar. Ama umuyorum 23 Nisan'dan sonra biz bu aşıyı bütün dünyaya duyuracağız.